Az qalsın hastanədə söbələniyordum a dostlar. Vallahi çaktırmamak için akla karayı seçtim lan. Neyse ben ufaktan dükkana geçiyorum. La oğlum. Bozkır seni bu halde görürse tanır la. Nasıl tanıyacak? Gözlüğü, peru, bıyığı çıkardım. Artık ben İsmail'im. Aha, kolun çatlak. Ya ne olacak? Bu adam süpermen mi? Gözünde röntgen aletim var. Baktığı anda teşhisi koyacak çatlak değil. Duayı rahat bırak. İsmail kardeş. İster inan, ister inanma. Ama bazı insanlarda sende hiç var olmamış olan akıl ve fikir var. Erkan kolunu çatlattı. Ama ne hikmetse İsmail de aynı kolunu çatlattı. Be Bozkır Bey, bu iki karaktere karşı olan hassasiyetinden kaynaklı durumdan kullanabilir. Yani ne oluyor diyebilir. Bu iki kişi aslında aynı kişi mi diyebilir. İşte o zaman hapı yutarsın ama ağzından değil İsmail. Vallahi doğru söylüyorsun. Bozkır Baba kesin kullanır. Benim acilen bir çare bulmam lazım. Kolu sakla lan. Güzeli de nereye saklayacağım? Erkan'a sor. O senden akıllı. Hiç işin yok deme la. Boş. Olsun. Bu boşları topla. Ben gidiyorum. Herif tezenenin peşinde dolaşacağım diye başına çorap ördü ya. İyi. Çay paralarını alalım beyler. Oldu. Zapata. Oğlum bu kıyafet ne ya? Sen ne ayaksın oğlum? Ne varmış kıyafetimde? Oğlum sen Meksikalı mısın? Niye böyle dolaşıyorsun? Ne olacak yani? Herkes oley diyor, İspanyol muyuz biz? Ya da misal türbinlerde Meksika dalgası yapan insanlar Meksikalı olmak zorunda mı? Allah'ım ver bak kız, Allah'ım sen akıllı fikir ihsan eylesin ya. Oğlum ne kadar zibidilik varsa sende. Bir dakika, bir dakika. Herkes kovboy gibi kot pantol giyince zibidi olmuyor. Ben pançomla sombreromu giyince zibidi oluyorum he? Yaftalamak hiç yakışmıyor Bozkır Baba. Zarfa değil, mazrufa bakacaksın. Oğlum sen ne ayaksın, ben bir türlü çözemedim. Yürü git lan içine. Benden uzak ol. Meksika'ya yakın, Meksika'ya. İyi. Ben o şekilde yapayım o zaman. Meczup demek, cezbe kapılmış demek. Siz de bilirsiniz. Aşkta divane olmak çok yüce bir mertebedir. İsmail kardeş de bizim mahallemizin divanesidir. Bakın, çocuk böyle giderse meczup olacak. Sadece tertemiz bir kalple sevenler bu hale gelebilir Bozkır Bey. Zehir gibi çocuk da seni görünce şapşallaşıyor, 3,5 atıyor. Mat etmiş aşması. Yani sebep benim. Ya ben göz göre göre bir Kasparov'u gözden çıkarıyorum. Yani bir Kasparov değil. Ya bir Alex de değil ama çocuk çok iyi bir çocuk. Bak Avrupa'da bile böylesi kalmadı. Yani nesilleri tükendi, iyilik meleği. Sen kıymetini bilmiyorsun çocuğun. Bu. İyilik meleği. Evet, aynen öyle. Lan bu iyilik meleği bana ne çakma zapata gibi gözüküyor? Meksika biberi lan bu. Gracias muchachos amigos. Baltalı ilah Zagor Tengay'ı gönülden sevenlere selam olsun. Lan Tıfıl Çiko, sana iyilik meleği diyorlar. Madem iyilik meleğisin bak, kadın eşya taşıyor. Git yardım etsene. Ben çatlak kolla nasıl taşıyayım la o eşyaları? Yandım anam. Çok haklısınız Bozkır Baba, fakat benim kıyafetim müsait değil. Şimdi bana İsmail uç deseniz ben bu pançolan iki fıtı fıtı kanat çırpar uçarım. Ama eşyayı taşırken eşyaya dolanır bu, düşerim. Çıkar üstündekini o zaman. Olmaz. Zaten inceden terledim. Çıkarırsam yel alırım. Benim hastalığım aşırı pistir. Belimi doğrultamam sonra. Hem bu abla her gün bu yükün en az iki katını taşıyor. Alışkın, idmanlı. Şimdi ben hiç düzenini, rutinini bozmayayım ablanın. Zibidi. Ulan çakma zapata. Sen tırt bir adamsın oğlum. Bu mu lan sizin iyilik meleği dediğiniz adam? Ne yapıyorsun sen? Nasıl? İyilik meleği nereden aklına geldi? Bu kadar büyük atılır mı? Bitirdin adam. Topa girmemişim ya. Direkt bitirici vuruşu yapmışım. Ya bitirici vuruş ne değil ya? Ağları yıktın, 90'a taktın ya.